Sebine Kerimova, karışık ama bir o kadar da sakin bir yıl oldu. 2022 yılından beklentim önce sağlık sonra para. Çok mantıklı. Evet, şimdi önemli bir yorum okuyorum. Ayşe Nur Keskin, ki kendisi benim kız arkadaşım olur. 2021'de Fırat'ı ve sizleri hayatıma kattım. Huzurlu bir yılda kimi sıkıntılar oldu, onlar da bu işin tuzu biberi. 2022'de hep birlikte bu huzurun devam etmesini diliyorum. Bir de tez vakitte tekrar birlikte kahvaltı yapmayı diliyorum. Özlendiniz. Şu an Ankara'da okulda olduğu için. Az kaldı, gelecek. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen, buradan selam. Ayşe de cevaplayacağım demiştin. 2021 senin için nasıl geçti? Yani şimdi genel manada iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şöyle ki, Ayşe girdi hayatıma mesela. 9 ay falan oldu. 9 ayı geçkin. Onun dışında tezimde bayağı ilerledim. Yani tezim bitme seviyesinde şu an. Sosyal anlamda çok yani şey bir yıl olmadı. Bir yerlere gidemedik, gezemedik. İşte kampa gitmeyi seviyorum mesela normalde. Öyle şeyler yapamadık. Ama onun dışında genel manada bu yıl en azından verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Ne açıdan verimli? Yani şöyle ki Ayşe girdi hayatıma mesela. Onunla mutlu giden bir durumumuz var. Ya ama şunun dışında bana bir tane güzel giden bir şey söyle. İşte tezim... tez bitmedi. Oğlum tezli tamam da 2 senedir, 3 senedir uğraşıyorum ya. Bu benim için önemli tezli bir adam Ayşe aslında. Daha ne olacak? En önemli hayatı. Daha aynen. Ne olsun? Zaten benim hani çok hayattan çok büyük beklentilerim yoktur ki hani. O yüzden. Sonra bu sayfayı açtık mesela işte YouTube'da. İlerledi biraz, büyüdü, etti. Güzel vakit geçiriyoruz birlikte. 2022'de de umarım tezim biter doktora için. Dur o söylesin, kendi umutlarını söylesin. Aynen, benim için bir şeylerini, temennilerini söylesin de sonra ben söylerim. O daha çok istiyor. Yani şimdi 2022'den beklendiğim şey açıkçası yani doktoraya girmek öncelikle. Çünkü tezim bitecek yüksek ihtimalle bir aya kadar yani Ocak ayı içerisinde. Ya başka aslında çok büyük bir beklentim yok ya. Şey olmuş mesela, eğer olabiliyorsa kredi borçlarımı benim hapis cezasına çevirelim. Ben gireyim yatayım silinsin. Çünkü yüksek lisans yapmama rağmen haciz vermiş devlet banka hesaplarıma. Sağ olsun, teşekkür ediyorum burada. Böyle. Neyse ki banka hesabımızda para yok. Aynen. Allah'tan hani giriş çıkış öyle bir şey olmuyor da banka hesabıma, o yüzden bir şey alamıyorlar. Öyle. Ne canım umutlu mu alacaklar ne yapacaklar? Düşra Nur Ayata. Benim için 2021 çok yorucu ve hayal kırıklıklarıyla geçti. Ve ben her zaman hislerime yenik düşen bir insan olduğum için hep kaybettim. Kalbine söz geçiremediğim için kendimden nefret ediyorum. Ama gelecek yıl hayatımı sadece kendime ve çocuklarıma adayacağım. Ve tabii kendim için güzel bir kariyer planlayacağım inşallah demiş. Ne i̇nşallah Rabbim. Kalbine söz geçiremediği için kendimden nefret ediyorum. Kimsenin kalbine söz geçirebildiğini düşünmüyorum. Bunun için de kendine nefret etmene gerek yok. Yumuşak güzel bir kalbin var demek yavrum. Valla. Hep hayatım boyunca üzüleceksin yani. Hayır. Niye öyle söylüyorsun canım? Hayır. Yumuşak bir kalbin olsun ama Rabbim inşallah karşına da iyi insanlar çıkarsın. Dostoyevski demiş ki dünya hassas kalpler için bir cehennem. Evet. Mükafatını elbet bir yerde alacak. Hani diyelim ki 85 yaşındayız, diyelim ki 90 yaşında. Elbet bir gün. Siz ne kadar kötü insanlarsınız ya. Bir gidin. Gerçekçiyiz re. Evet. Biz yani kötü değiliz. Hayat kötü. Sefatma Onat da demiş ki şöyle, saat 12'den sonra 60 kiloya düşmek istiyorum. Ben de istiyorum. Vallahi o kadar yedikten sonra biraz zor olabilir. Bir de böyle sürekli farklı yemek tarifleri görmek hoşuma gidiyor. Bunların kilo yapmayanı olsa daha hoşuma gidecek. Sizi gördükçe sürekli bir şeyler yapıp yiyesim geliyor demiş. Aslında bunların kilo yapmayanı da var ama biz yapmıyoruz. Hatta daha güzelini söyleyeyim. Bir zamanlar İlke kilo yapmayanların da yapıyordu. Evet. Farklı bir sayfasında. Ama baktık o sayfa tutmuyor arkadaşlar. Herkes kalorili şeyler yap, kalorili şeyler yap. Şimdi kalori bombası yapıyor. Evet. Fit yemek isteyenler yoruma yazabilir. Zeynep Aslan Yürek yazmış. 2021 bok gibi geçti. 2020'den de bir alt beklemiyorum demiş. Aynen. 2022'de ben spor yapıyorum. Bir kulüp hedefim var. Kendim yaptığım ama çok şey. Hedefim kendim yaptığım sporda ilerletmek ve ders notlarımın güzel gelmesi. Sizi seviyorum, tatlısınız demiş. Teşekkür ederiz. Kim söylemişti bunu? Onun ismini söylemedim. Defne Berem Beysel demiş. Başak demiş ki 2021 hedefime ulaşmak için ders çalışarak geçirdim. 2022'den beklentim ise hedefime ulaşıp tıp fakültesini kazanmak. Oo, hedefim bayağı güzelmiş. Rabbim daim eylesin, muzaffer eylesin inşallah. Fatma Sude Düzyol'da demiş ki 02.06'da arkadaşımı, 20.07'de sevdiğim bir hocamı, 21.07'de abimi kaybettim. 2021 çok şey aldı.
ben mutluluğumu, sevincimi, hayatımı kaybettim. 2022'den de sadece huzur istiyorum demiş. Ne diyeyim, Allah yani yardımcın olsun. Yani ölüm var hayatımızda ve birilerini kaybediyoruz. Kaybetmeme gibi bir şansımız yok ama hayat devam ediyor. Gidenlerin yerini kimse dolduramıyor. Fakat geride kalanlarla hayatına devam etmek zorundasın yavrum. İnşallah gelecek yılda sana huzur getirsin diliyorum. İsimsiz isimli bir arkadaş. 2021 kötü geçti her sene olduğu gibi. 2022'de hedeflediğim LGS'yi girip iyi bir liseye gitmek inşallah olacak demiş. Umarız olur onun içinde. İrem Gözlü demiş ki abla ben 7. sınıfım, şimdiden bile sık boğaz edilmeye başladık. İşte inşallah Güzel Sanatlar Lise ve Üniversitesi'ne gitmeye adadım kendimi. İnşallah güzel yıllar olur herkes için demiş. Amin inşallah. Senin için de güzel yıllar olsun yavrum. Ya bu arada hedefleri... boş ver sen darlayana marlayana. Hedefin neyse ona git. Seher Sultan Altındal demiş ki hayatımın en anlamlı yılı oldu. Anne oldum ben. Canım oğlum Hamza Turan'ımla dolu dolu geçen bir yılımız oldu. Aynı zamanda atanma uğraşlarım vardı. Anne olunca ihmal ettim mecburiyetten. 2022'de atanmak istiyorum. Ama en önemlisi oğlum, eşim, tüm ailem ve insanlık için sağlık nasip etsin Rabbim demiş. Hayırlı günler demiş. Çok uzun bir yorum var burada. Şey Gülcan Şimşek var. Evet. Gülcan Şimşek demiş ki genel olarak hayatımda çok şey değişti. Hem kötü şeyler yaşadım hem de çok güzel şeyler yaşadım. Her zaman yanımda olan bir kankam vardı, artık yok. İnşallah yarın tekrardan barışacağım. Bu yıl o kadar şey öğrendim ki en önemlisi de bu yaşımda tek başıma güçlü kalabilmeyi öğrendim. 2021 bana büyümeyi öğretti. Gözümle o kadar kötü şeylere şahit oldum ki hayatım karardı resmen. Sağlık problemleri yaşadım, notlarım düştü ve daha fazlası. Şu an hala kötü şeyler oluyor ama yine dimdik ayaktayım. Bu yıl okulun da açılmasıyla birlikte çok mükemmel 200'lü arkadaşlarım oldu. Aralarından 2-3 kişi var. Doğrusu 2 kişi. Onlar işte benim bu yıl tanıdığım, daha doğrusu hayatım boyunca tanıdığım en mükemmel insanlar. 2022'den beklentim sağlıklı, mutlu, yanımda destekçim olabilecek sayılı ve değerli kişilerle geçmesi. Umarım ki herkesin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmesi dileğiyle demiş. Lavinia Lavinia, 2021 insan ilişkileri açısından kötüydü ama bana kişisel gelişim açısından çok şey kattı. 2022'de iş bulup kendi kendime yetebilmeyi istiyorum demiş. İnşallah. Çok mantıklı. Canız, 2021-2020'ye göre daha iyiydi ve şu anki hayatımdan memnunum. Beklentim sağlık, iman, para, mutluluk. Oğlum iman bekleyince geliyor mu? Seninle alakalı bir durum değil mi? Özge'nin örgüleri. Bıktık usandık ya, kadın cinayeti, çocuk tecavüzü, hayvanlara yapılan şiddeti, ırkçılığa maruz kalmaya, dar beyinli zihniyetle birlikte yaşam mücadelesi vermeyi, kısık bütçeyle geçim derdini, ülke nereye gidiyor, ülkemizde yaşayabilecek miyiz? Kaygısını bunların hepsinin düzelebileceğini, insanın insan gibi yaşayabileceği bir ülke istiyorum. Güzel, evet. Güzel. Biraz zaman gerektiren bir süreç. Biraz bayağı zaman gerektiriyor. Türkiye, evet. Türkiye özelinde. Ülkü. 2021'de iyi kötü yaşadığım şeylerle çok olgunlaştım ve biraz daha büyüdüğümü düşünüyorum. Dünyanın daha çok farkına vardım ve 2022 için istediğim şey Uludağ Üniversitesi. Pınar Aydın. En önemlisi sağlık ve huzur diliyorum. Kendime ve sevgilimle daha çok görüşme fırsatıyla birlikte onun da maddi ve manevi olarak güçlü olmasını, ekonomik krizin düzelmesini, herkesin bu sayede huzurla dolmasını temennim demiş. Sevgiler. Bir de senin piercingini çıkarmanı falan istiyor. Ha evet, Pınar'dı değil mi? Piercingimi soruyor sürekli. Necati Bey, ho ho. Tek istediğim şey artık şu kazandığım üniversiteye gidebilmek. Bu arada Karabüklüyüm demiş hemşerimiz. Rüveyda demiş ki 2022'deki hedefim sadece LGS'min yüksek olması, sınavlarımın da yüksek olması ve zayıflamak. Sizi çok seviyorum bu arada demiş. Teşekkür ederiz. Biz de seni seviyoruz. Aybike Kanmaz. 2021 yılımın kış zamanı çok iyi geçti. Kuzenlerimle birlikte çok güzel geçti. Beraber noodle yedik. Güzel bir detay. Kar oynadık. Bir sürü iyi anı biriktirdim. Korona atlattım ailemle. Ve iki dedemi virüsten kaybettim. Ve sonra bol bol internetten alışveriş yaptım. Ramazan'ı büyük bir sevinçle geçirdim. Keman dersi almaya başlamıştım. Şu an çok iyi bir seviyedeyim. Çok güzel. İnşallah yeni yıl bizim için sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerimizle geçirebileceğimiz bir yıl olur. İsteklerimize hep bir adım yaklaşmak dileğiyle hepinizi çok seviyorum demiş. Biz de seni seviyoruz. Bu arada şey, başın sağ olsun dedi, iki dedeni de kaybetmişsin. Keman benim şurama oturdu keman deyince, çünkü ortaokul yıllarında ben de müzik dersinde iyiydim ve müzik öğretmenim bana keman almamızı önermişti. Fakat o sırada babamın tayini bir başka yere çıktığı için babam dedi ki gittiğimiz yerde kızım belki dedi müzik öğretmeni falan olmayabilir dedi. Boş boşuna almış oluruz dedi. O yüzden alamadık ve o keman hala oktedir, içimde kaldı. İnşallah sen güzel yerlere gelirsin yavrum, ne diyeyim. Lady Noir. 2021'in benim için çok iyi geçtiğini söylemem. Yeni ev, yeni okul, yeni başlangıçlar, yeni arkadaşlar. Farklı ortamlara girdim. Geriye memleketimi, arkadaşlarımı ve çok sevdiğim okulumu bıraktım. Ama 2021'de başıma gelen en iyi şey sizi tanımak, kanalınızı keşfetmek olabilir. En kötüsü ise Covid olmam olabilir.
2022'deki hedefim ise istediğim liseyi kazanmak kesinlikle. İzmir'den İstanbul'a taşındım ve buraya pek alışamadım. Ama burayı kesinlikle çok seveceğim. Sizleri çok seviyorum. 10.000 aboneyi tanıdım ve yaptığınız birçok tarifi denedim. Annenin ellerinden öpüyorum. Ailecek severek izliyoruz. Çok çok teşekkürler. 65.000 olmanızı heyecanla bekliyorum ve umuyorum. Kesinlikle çok hak ediyorsunuz demiş. Çok güzel yazmış. Evet, çok güzel yazmış. Biz 65.000'a geçtik yavrum değil mi? 67.000'dayız. 11 gün önce yazmış. Acaba o zaman kaçtık? 10.000'den beri aboneymiş bak bize. Teşekkür ederiz yavrum. Gülşen Yücel Mersin. 2021 pandemi yüzünden Türkiye'ye gidemedik. 2022'de ailemi eksiksiz görmek dileğim demiş. Yurt dışında yaşayan bir arkadaş demek ki. Evet. Karadeniz kızı demiş ki çocuklar için çok sıkıcı. Çocukluk adına güzel anıları olmadı. Hep ev, hep ev. Kesinlikle. Ama her şeye rağmen çok şükür canımız, sağlığımız, huzurumuz yerinde. Daha ne olsun, 2022'den bir şey beklemiyorum. Allah'tan tek dileğim insanlık için barış, adalet, sağlık, huzur. Sonra gerisi gelir Allah'ın izniyle. İnşallah. Doğru demiş. Yeni doğan çocuklar daha doğru düzgün bir şey göremedi. Bir de maskeyle doğdu resmen çocuklar. Ya bir de şey hani bu mesela ilkokula yeni başlamış olan çocuklar falan hep neredeyse evlerde geçirdiler yani. Okulu koşup oynayamadılar falan öyle. İnşallah. Üniversiteye gidenler için de kötüydü bu arada. Tam yani olarak ilk senesi hele 2 yıllık okuyanlar. Tabii canım, evet. Üniversite okumadan mezun oldular. Aynen de yapacak bir şey yok. Sadece bir kağıt parçası var ellerinde ve üniversiteyi hani okumadılar resmen. Evet. Ali Mert'ten her şey. 2021'i bolca evde noodle stoğu bitirerek geçirdim. Derslerimden dolayı bu sene hiç şey geçmedi. Hedeflerim 30 yeni tarif öğrenmek. Çok şey olmuş, spesifik olmuş. 30 tane. Bizim kanalı izleyerek 30 yeni tarif öğrenirsin. İlk defa İstanbul'a gitmek, hemşire bölümünü kazanmak, hayatta kalmak. Evet, güzel. Bunlar oldu mu devamı gelir zaten be abla, öpüldünüz demiş. Zeynep İrem Yılmaz demiş ki 2021 çok boş verdiğim bir yıldı. 2022 kendimi geliştirip yetiştirdiğim bir yıl olsun istiyorum inşallah. İnşallah yavrum. Gonca bir genç olarak yeni yıldan her türlü ayrımın son bulmasını, kadınlara daha fazla değer verilmesini, çocuklara, hayvanlara aykırı davranılmamasını ve gerçekten iyi bir gelecek diliyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Meryem Ana'yı da çok seviyorum. Emin demiş ki 2021 yılı benim için yorucu, bir o kadar da güzel bir yıldı. 2022 yılında daha bilgili ve tecrübeli olmayı hedefliyorum. Umarım hedefine ulaşırsın. Eslem Yakıcı, özetlemek gerekirse hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi. Unutana kadar acıyla, nefretle hatırlayacağım. Ya eminim herkes için farklı dönemler seninki gibi kadar acı geçmiştir, nefret de geçmiştir. Ama ne yapalım, umuyoruz gelecek yıl çok güzel geçsin. Army diyor ki 2021 benim için sıkıcı bir yıldı. Yani nasıl desem, sadece yattım, müzik dinledim, yemek yedim ve her günüm aynıydı. Ama ömrümde yaşadığım en büyük dinlenme süresiydi 2021. Hiç okula gitmedim, hiç ders çalışmadım. Umarım 2022 daha iyi olur. 2022'de öncelikle ekonominin düzelmesini, artık Türkiye'nin 10-20 yıl önceki Türkiye olmasını istiyorum. Ama sadece bir umut. Daha sonra başarı istiyorum ve 2022'yi başarılı bir şekilde bitirmek istiyorum demiş. Duygu Şah Dal, 2022'den beklentim bebeğimi sağ salim kucağıma almak ve okulum ile birlikte bir düzen oturtmak. Kurmuş olduğumuz aile için bolluk, bereket ve huzur. Umarım tüm insanlık için ve kurgusal şeyler ailesi için sağlıklı güzel bir yıl olur demiş. Hepimizin dileği bu. A1 voleybolcu, 2021 benim için çok güzel geçti. 2022'den beklentim LGS'de istediğim liseyi kazanmak ve voleybolda başarılı olmak. Çok güzel. Bizim çok orta son takipçimiz çokmuş demek ki. LGS kazanmak isteyenler var. Şimdilik kitap ama Zeynep. 2021'de başıma berbat diyebileceğim olaylar gelse de çoğunlukla iyi şeyler de oldu. Öncelikle istediğim okulu kazandım, bir ev aldık, harika iki yeni dost kazandım. 2022'den istediğim 2021'de olan güzel olayların devam etmesi ve doların düşmesi. Umarım herkes 2022'de istediklerine kavuşur. Umarım tatlım, çok güzel dilekler. Sude Kaçar, 2021 duygusal anlamda çok şey kattı bana. Kendi kendime yetmek gibi. 2022'de kitap okumak olsun, gezmek olsun, çoğu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Serkan'ın Yıldızı demiş ki, hayatımın en ilginç yılı oldu. Virüs, deprem, yangın ve saymakla bitemeyecek bir sürü şey yaşadım. Ama yine de sonunda mutluluğa ulaştım. 2022'den beklediğim şeyler sağlık, mutluluk ve huzur. Bunlar bana
bana yeter. Çimen yeşili, ekonomik ve psikolojik anlamda kötüydü 2021. Benim için ama sevdiklerim yanımdaydı, sağlıklılardı. Bu yüzden şükrediyorum. Ve 2022'den beklentim ülkemizin her anlamda düzelmesi. Türkiye çok güzel ve özel bir ülke. Umarım bu yıl ne çocuk tacizi, ne kadın tacizi ve ölümü, ne de kötü günler görmeyiz. İnsanlarımızın, hepimizin bilinçlenmesi ve bilinçlendirilmesini, sevgi, saygı, barış ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Ece Çelik, 2022 kayıp yaşamadığımız sağlıklı ve başarılı bir yıl olsun. Herkesin kalbinden geçen en hayırlı şekilde gerçek olsun inşallah. Size de iyi seneler bu arada, ailemizin daha da büyümesi dileğiyle. İnşallah kocaman bir aile oluruz. Şeyma Simay, asla yapmam dememem gerektiğini öğrendim. Acı tatlı birçok ders çıkardığım bir yıl oldu. 2022'nin her şeye rağmen önce kendim, sonra sevdiklerim için çok daha mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesi için elimden geleni yapacağım inşallah demiş. İnşallah. Daisy, Daisy. 2021 aslında benim için hiç de fena geçmedi. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Okulda kendimi bayağı geliştirdim. Daha bir güzelleştim. Ve daha saymadığım nicesi. Ne? Mütevazilikle Daisy gibi. Aynen. Ve 2022'den beklentim hayatımın en güzel halini alması ve güzelliğin bozulmaması. Çok mütevazisin bu arada. Bilgi, 2021 benim için hızlı bir yıldı. Pandemi döneminde okulların ilk yüz yüze eğitime başlaması benim için bir mutluluk oldu. Ve ilk kez sınav notlarım bu yılda iyi oldu. 2022 yılında sağlıklı, huzurlu bir şekilde girmek istiyorum. 2022 yılında. Yeni demiş ki, 2021 benim için her yıl gibi kötü geçti. Çünkü iş bulamamak artık mottom gibi bir şey oldu galiba. Maalesef o oluyor. Ama 2022 için şu an hazırlık yapıyorum. Kendimi geliştirdiğim bir alan var. Eğer tecrübe sahibi olmama izin verirlerse mesleğime adım atabileceğim. Umuyorum iş bulup kendi evimde oturacağım bir yıl olur. Ayrıca sağlıklı bir yıl da olur. Önce bir Anna. O da çok videolarımıza yorum yapıyor. Kendimize hesaba çekip hatalarımızdan ders çıkardığımız bir yıl olsun demiş. Sabri Arslan. Hiç beklemediğim şeylerle başlayan ve hiç beklemediğim şeylerle bitiyor olan bir yıldı benim için. Önümüzdeki yılda Allah ömür verirse yine tahmin etmediğim gibi geçecek. O yüzden plan ve beklentim sadece önümüzdeki yıl için değil, genel anlamda Allah'ın rızasına uygun yaşayıp vakti geldiğinde çekip gitmek buradan. Sizleri de seviyor, annemin ellerinden öpüyorum, hürmetlerimle demiş. Sıla, 2021 üniversite sınavına çalıştığım maddi ve manevi anlamda çok sıkıntılar çektiğim bir yıldı. 2022'de akademik olarak başarılı olduğum ve her şeyden önce sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum kendime ve herkese demiş. Umarım. Emojiloji, hayatımın en inişli çıkışlı yılı oldu, en dibi de gördüm. Zirveyi de ama hiçbir zaman pes etme. Pes etmek tabii yok zaten. Yola devam. YouTube'daki yorumlarımız bu kadardı. Genelde 2021 kötü geçmiş sanki ya insanlar için. Yani bu hastalık, pandemi dönemi falan. Pandemi girdi zaten maddi olarak da. Maddi olarak yani düştü. Tüm dünyayla ekonomik birlikte. Ekonomik olarak aynen. Türkiye çapında kötü şeyler oldu. Yani hep birlikte aslında sıkıntılı dönemler geçti. Umarız yeni gelen sene bu seneyi aratmaz ve çok güzel, evet. Çok güzel günler görürüz. Ekonomik olarak düzeliriz. İşsiz olanlar iş bulma şansı olur. Eşsiz olanlar eş bulma şansı olur. Ne bileyim, evsiz olanların ev bulma şansı olsun. Öncelikle de sağlık olsun tabii ki. Gerisi zaten bir şekilde öyle ya da böyle oluyor. Evet, çekimin ortasında baskına geldiler biz. Öncelikle senin hakkında yorumlar vardı. Evet. Sınıf öğretmenliği. Bir yorum okuduk az önce. Sınıf öğretmenliği okuyan arkadaşınla video çeker misin diye. 2-3 yorum vardı seninle ilgili. Evet. Dileği çok erken gerçekleşti. Evet. Keşke başka bir şey isteseymiş. Bak bir tane bile benimle ilgili yorum yoktu. Ama bir tane seninle ilgili vardı. Ya çok da mütevazı. Evet, 2021'in nasıl geçti İnce Hanım? Güzeldi. Ya bir kısmı güzeldi, bir kısmı üzücüydü. Neresi üzücüydü, neresi güzeldi? Mesela koronayla başladık aslında. İkinci evet. Dönemim koronayla geçti. Ama sonrası yine işte yüz yüzeye geçtik falan. Üniversitelere kavuştuk, orası güzeldi. 2022'den neler bekliyorsun peki? Neler bekliyorum? Bunlar zor sorular bu arada. Keşke biraz ben düşünseydim. Bilmem. Çalışıp para. Gelmek yok. Para. Kopya yok. Para bu arada. Evet ya, para. Biraz da sağlık. Bir tek para mı? Evet. Biraz sağlık. Biraz sağlık ama çokça para. Biraz değil, çokça sağlık, çokça para olur. Evet Oktay, bence. Senin nasıldı 2021'in? Benim 2021'im güzel başladı.
hani korona olmasına rağmen büyük bir karar alıp hani Kayseri'den ailemin yanından çıkıp Antalya'ya geldim. Buradan da Dubai'ye doğru gidiyorum. Evet, 2022'de Dubai'de olmak hedefi. Belki, inşallah nasip olursa. Bakalım, umarım 2022'de herkes için sağlıklı, güzel bir ne sene olur. Ne bekliyorsun 2022'de? Ya öncelikle tüm sevdiğim ve ailemin sağlıklı bir hayat geçirmesini diliyorum. 2022'de dahil. Ondan sonra eğer nasibimizde varsa çokça para. Para bekliyorum. Bu ne ya, ne para görsünüz? Şu hayatta iki şeyi severim. Biri paradır. İki incidir. İncinin şaşırması. Normalde ikincide de para derdi. Para daha çok para diyecek. Ben de öyle düşünmüştüm ama yani. Şaşırttı beni. İnsanlar şaşırtmayı severim. Üç numaralı bakışımla şaşırtırım. Peki, o zaman videomuzu bitirelim artık. Bütün yorumları hemen hemen okumaya çalıştık. Ya yani herkes güzel dilekler dilemiş ülkemiz için, kendi herkes adına. Herkes dilememiş bu arada. Yani dileyen. Bazıları çok umutsuz. Evet, bazıları ya, çok umutsuz. Ya umutsuz olanlara umut diliyorum ben de. Bu arada umutsuz olmak mantıklı. Niye? Kötü bir durumda ülke. Her şey. Ya ama yapabilecek bir şey yok. Hayat kaderli olmuş 8 lira. Hayat inişli çıkışlı devam ediyor. Umarım hepimiz için yükselen bir güzel bir hayat gelir. Sağlıklı, saatli, mutlu, huzurlu, başarılı, paralı. Bol paralı. Dileğim herkesin, Rabbim herkesin gönlünden geçen en güzel dileklerini 2022'de ve daha sonrasında bulabilmeleri yolunda. Ne dedin? Boşver, biz anladık. Hadi el sallayın kameraya. 2022'de de tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşürüz. Umutsuz arkadaşlara buradan bir şey demek istiyorum ben de. Gecenin en karanlık vakti, güneş tam doğmadan önceki vakittir. Ha. Teşekkür ederim.